yerleştirebiliyorsunuz. Dolu dolu arabanın içerisinde doldurabiliyorsunuz ve gerçekten 1.90 beygir olmasına rağmen hani yük taşımada naz yapmıyor. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Ama bunun 1.690'lığını almanızı tavsiye ederim. Sanıyorum 100 beygirliği çıkacak. Test araçlarını gördüm. 100 beygirliği çıkacak galiba. O bunlardan daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Hem yakıt tüketim anlamında da daha iyi olur. Çünkü bu şehir içinde 8.5 litreleri buluyor. Yani klima açık o civarlarda buluyor. Klima açık vaziyette. Artı olarak söyleyebileceğim yakıt anlamında tabii demiştik çok fazla iyi değil. Yani partner, Peugeot partnerin uzun şasisi olanı versiyonu bundan daha az yakıyor. Ben bunu dikkatli kullandığım halde 7.5-8'leri buluyor. Tabii ki bu çok sıkışık trafikte ilerlediğim şekilde çok dur kalk yapıyorum kısa mesafelerde. Motor soğuğu ısınmadan hareket ediyorum ve ısınmadan da varacağım yere vardığım için benim şu an tüketim anlamında en üst seviyedeki bir durum oluyor. Ama yine de tabii buna rağmen kasıyorum. Çok da fazla dikkat etmesem bu rahatlıkla 9'u rahatlıkla 9-10'u belki de bulacak. Ama mesela Peugeot Partner 6 litre yakıyor. Ve kullanan kişiler, tanıdıklarım var. Onlar ve çok dikkatsiz kullandıkları halde bu değerleri alıyorlar. O anlamda motor çok fazla az yaktığını söyleyemem. Ama iş yapıyorsanız bundan da iyisi yok gibi bir şey. Yani çok güzel bir şekilde işinizi görüyor. Güvenlik anlamında kaporta hiç güven vermiyor. Sakın ola ki sacına kaportasını yüklenmeyi denemeyin, hemen yamuluyor. Güvenlik anlamında yürek kap testi yok.